Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 13-19 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, yılın güçlü bir haftasındayız. Evet, Güneş 19 Ocak'a kadar Oğlak burcunda olacak. 19'undan sonra artık sizin burcunuza geçecek. Sizin döneminizi başlatacak ama bir hafta daha beklememiz gerekiyor. Bu hafta başında Güneş Oğlak burcunda Satürn ve Plüto ile birleşiyor. Bu çok güçlü bir açı. Biraz baskı yaratan, biraz hayatımızda bizi zorlayan, biraz aslında karamsarlık da veren bir enerji var gökyüzünde. Siz de biraz içe kapanık hissedebilirsiniz kendinizi bu hafta. Yalnızlığınıza odaklanabilir ya da yalnız başınıza yaptığınız işlerle, güçlerle uğraşabilirsiniz. Bir anlamda bir hazırlık dönemi aslında. Çünkü önümüzdeki hafta Güneş Kova burcuna geçince bu hazırlandığınız iş ve güçleri, programlarınızı, planladığınız her şeyi daha rahat uygulamaya koyma imkanını da bulabileceksiniz. Evet, bu hafta önemli gezegen geçişlerimiz de var. Ayın 13'ünde Venüs Balık burcuna geçiyor. Aslında bu sizin için özellikle önümüzdeki 16 Şubat'a kadar bir aylık dönemde parasal konularda iyi bir transit olacak. Çünkü Venüs iyicil bir enerji, şanslı bir enerji ve Balık burcunda da gayet iyi ve sizin de para evinizde olacak 16 Şubat'a kadar. Şimdi bu bir aylık dönem içerisinde para konusunda eğer böyle tıkanmalar varsa, sıkışmalar varsa Venüs'ün etkileriyle beraber bir rahatlama, nefes alma imkanı bulabilirsiniz. Para kazançlarınız artabilir. Borç konularını daha rahat halledebilirsiniz. Yardım veya destek bulabilirsiniz. Paranızı doğru değerlendirebilirsiniz. Alışverişleriniz daha verimli olabilir. En azından kendinizi daha böyle bir güvende hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Venüs'ün sayesinde. Ve bu hafta yine sizin için önemli bir gezegen geçişi var. Merkür ayın 16'sında Kova burcuna, yani sizin burcunuza geçiyor. Ve Şubat başına kadar kalacak. 2 Şubat'a kadar olan dönemde Merkür Kova burcunda güçlü olacak ve sizin de kafanızı, özellikle aklınızı çok hızlandıracak. Yani zihinsel süreçlerinizde Merkür'den destek alacaksınız. Bir sorunu daha rahat çözebilirsiniz. Kendinizi dış dünyada iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Konuşmalarınız dikkat çekici olabilir. Her şeyden önce pratik çözümler bulacaksınız. Yaratıcı fikirler üretebileceksiniz. Bir sorunu çözmek için gayet hızlı düşünebilir, hızlı kararlar verebilir. Orijinal fikirler üretebilirsiniz. Yazışmalar, görüşmeler, toplantılar, eğitimle ilgili faaliyetler, entelektüel faaliyetler, internet üzerinde, sosyal medya üzerinde olabilecek her türlü faaliyet, bilişim ve teknolojiyle ilgili işler ve seyahatler alanında Merkür Şubat başına kadar size gayet güzel destekler verecek sevgili kovalar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.